Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Evet, bugün akşam açılış yapıyorum. Sizlerle beraber bayram için gül böreğin içini yapacağız arkadaşlar. Geçen bayramda da yaptığımda sormuştunuz, detaylı tarifini çekmemiştim. Bu sefer çekeceğim sizler için. Şöyle 1,5 kilo kıymadan yapıyorum. 2 kilo yufkadan yapacağım. Çünkü kalabalık olacağımız için birazcık çok yapacağım. Evet, sizinle beraber başlayalım. Malzemelerimizi sayayım. Kıymamız var, soğanımız var. Bolca soğan ayağı doğrayacağım. Tuzumuz, pul biberimiz, karabiberimiz. Bir de acı yeşil biberlerimiz var. Sıvı yağımız var. O kadar. Malzemelerimiz bu kadar. Bunun dışında başka hiçbir şey koymayacağım arkadaşlar. Evet, sizinle birlikte şimdi soğanlarımızı sohbet ede ede başlayalım doğramaya. Ayağı doğrayacağım zaten. Soğanlar içerisinde eriyecek yani. Güzelce kavuracağız. Bizim bayramlarımızın vazgeçilmez böreği, gül börek. Gül şeklinde sarıp en son güzel yağda kızartıp üzerine sarımsaklı yoğurt döküyoruz. Ve gerçekten çok çok lezzetli oluyor. Acı sevmiyorsanız acı biber kullanmanıza gerek yok. Pul biber falan da koymanıza gerek yok. Acı isteğinize göre çoğaltır veya azaltırsınız. Benden tarif istemiştiniz. Yaparken detaylı şeker misin diye dedim ki böyle bir video olsun. Şu an saatlerimiz 8.30. İşten çok oldu geleli. Yemeğimizi falan da yedik. Kardeşlerim dizisi başlayacak birazdan. Dedim ki onu izlerken bir yandan da ben börekleri sararım. Hemen dedim içini hazırlayayım. Bulaşıkları falan da hallettim. Çayımız da güzel demini aldı. Şimdi ben iç kavrulurken bir bardak çay koyacağım hatta. Daha çayımı içmedim çünkü. Ne kadar bol soğan o kadar lezzetli börek. Çok yakışıyor çünkü soğan gül böreğine. İçinizde yapanlarınız tabi çoktur bu böreği. Ama genelde değişik tariflerle oluyor. Hani kimisi domates rendeliyor, kimisi salça koyuyor. Bunda hiç öyle bir şey yok. Ve gerçekten böyle deneyin, bayılacaksınız. Tadına doyamayacaksınız yani. Misafirleriniz de sizler de. Of, gözlerim yandı. Acıymış soğan. Ben soğanlarımı hızlı hızlı doğrayayım. Ondan sonra sizde fazla sıkmamış olurum. Kavurma kısmına geçerken tekrardan buluşalım arkadaşlar. Evet, geldik son soğanımıza. Ay, kaç tane doğradım ben bunun içerisine? 4. Yok, 4 olmaz. Ama soğanlarım da bayağı iri iri. 5 tane soğan doğradım irilerinden. Orta boy falansa 6-7 tane de doğrayabilirsiniz. Yarım. Yarım unutuyordum az daha. İçini çok hazırlayacağım için tavada değil tencerede hazırlayacağım. Anca çünkü sığar. Şöyle. Evet.
Şimdi soğanları ocağa alacağım. Kavrulmaya başlarken şöyle sıvı yağımızı da koyalım. Onlar kavrulurken ben de biberleri doğrarım. Tamam. Şimdi şu iri biberleri bir alalım. Sıvı yağını koyduk. Soğanlarımızı kavrulmaya attık arkadaşlar. Birazdan bunlar zaten birbirinden ayrılır. Kavrulmaya başlasın iyice. Biberlerimi de doğradım. Şu kadar biberimiz çıktı. Bir 8-9 tane de biber doğradım. Kıymamızı da aşağıdan Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'ndan çektirdim. Az yağlı. Şu pul biber de zehir gibi. Biz bunu aktardan alıyoruz. Şöyle. Bayağı bir zehir gibi. Hiç markettekilere benzemiyor yani. Biberleri de koydum. Şimdi iyice böyle bu şekilde kavuruyorum. Hatta kavruldu bile de azıcık daha dedim sönsünler. Evet, şimdi de kıymamızı ekliyoruz. Bismillah. Bir yandan da yufkaları kestim. Hatta iki tane falan daha kaldı. 2 kilo yufkayı masaya açtım. Masada yavaş yavaş kesiyorum yani. Kıyma iyice kavuracağız. Kıyma çiğ kalmasın diye suyunu falan çekecek. Güzelce ne kavrulacak. Burada da son yufkamızı keseceğim. 1,5 kilosunu falan böyle yuvarlak yayarak yaptım da. Şimdi yer kalmadı yufkalar burada çünkü. Şöyle bunları tek tek alıyorum. Böyle üçgen üçgen katlaya katlaya. Bıçağı çok bastırmıyorum. Masanın muşambası kesilmesin diye. Şu ebatlarda kesiyorum arkadaşlar. Bir yufkadan böyle 8 tane çıkıyor. Bu ebatlarda kesince. Şöyle yufkalarımız hazır. Tencereyi de çıkarttım. Böyle yufka kağıdının altına koydum. Börekler yumuşamasın diye. Bunlar da hazır. Bir yandan kavrulurken bir yandan da şöyle çayımı aldım. Şimdi tuzunu, karabiberini, pul biberini de koyacağım. Daha bayağı bir kavrulacak, suyunu falan çekecek, iyice rengi dönecek. Ondan sonra kapatırım altını. Ama şöyle tuzunu falan ekleyelim de kavrulurken içine çekilsin onlar da. Ay, şuca.
baharata alerjim var. Şöyle bayağı bir acı yapacağım. O yüzden 3 kaşık attım. En sonda da difrizde maydanozum var. Ağzını kapattıktan sonra maydanoz, doğranmış maydanozu üstüne böyle serpeceğim. Kapağını kapatacağım. Karıştıracağım, kapatacağım kapağını. İyice dinlenecek. Kıyma iyice suyunu çekti. Rengi de güzelcene döndü arkadaşlar. Şöyle bakın. Biraz daha, bir 5 dakika daha böyle altını kıstım. Biraz daha çeksin. Daha sonra maydanozunu ilave edeceğim. Sonrasında da altını kapatacağım. Bir yarım saat dinlensin, soğusun. Sonra da dediğim gibi sarmaya başlayacağım. Saatlerimiz de bakın 9:23 geçiyor. Yarım saattir içiyle uğraşıyorum. Ancak içi çok olunca harcı ancak kavruldu. Şimdi difrizden maydanozumu çıkartayım ben. Böyle şeylerde her zaman pratiklik oluyor bu difrize atma olayı gerçekten. Şimdi şöyle. Hop, sabı gelmiş. Ocaktan aldığım, gördüğünüz gibi tamamıyla çekti suyunu. Şöyle yarım kapatayım. Dediğim gibi yarım saat dinlensin. Ben de çayımı alayım. Gideyim birazcık çay keyfi yapayım. Ondan sonra da sarma işlerine girişirim. Böreklerimizi sardım arkadaşlar. İç yetene kadar yufkaları sardım. İç bitti. Yufkalar kalmıştı. Şöyle 14 tane falan. Onlarla da sigara böreği sardım. Peynirli. Böyle. Şimdi bunları da böyle üst üste koyayım. Önce bir poşet geçireceğim. Ondan sonra kapağını kapatacağım. Zaten bayrama kaç gün kaldı? Bugün günlerden. Ney bugün günlerden? Cumartesi değil mi? Pazar, pazar, salı 3 gün sonra zaten bunlar kızartılıp yenecek. Öyle bakalım, bir börek faslı daha bitti. Bunları da nar gibi böyle güzel kızartırız bayramın birinci günü. Üzerine de sarımsaklı yoğurtla servis ederiz bakalım. Evet, bu videomu da burada kapatayım artık arkadaşlar. İnşallah severek izlediğiniz bir video olmuştur. Yapanlar, deneyenler olursa yorumlara veya Instagram DM'den bana yazabilirsiniz. Öyle canlarım, Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.